الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ve âli kullun ve sahbi kullun ve salihîn. Amma ba'du değerli aziz ve muhterem müslümanlar başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. İmam Şeyh Abdullah el-Harani'nin el-Muhtasar adlı kitabının ön sözüyle başlayalım. Diyor ki âlemlerin Rabbi hay Kayyum olan ve yaratılmışların tümünü takdir eden Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi derken yani her şeyin maliki, her şeyin yaratıcısıdır. Bazı kişiler sorarlar niye kaç tane alem var? İlk önce alem yani Allah'ın varlığına bu dünyada var olan her şey Allah'ın varlığına bir alamettir. İnsan alemi, cin alemi, melekler alemi, hayvanlar alemi, otlar alemi, deniz alemi vesaire her bölümüne bir alem diyebiliriz. Bundan dolayı hepsine alem denir. Zaten El Fatiha suresinin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye geçmektedir. Hay yani hayat ile موsuftur. Kesinlikle ölü değildir. Ancak Allah'ın hayatı kesinlikle hiç kimsenin hayatına benzemez. Allah'ın hayatı ezelidir, ebedidir, ebedidir. Başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Bizim hayatımız havaya, ete, içmeye, yemeye, ciğerlere, kalbe, cana, de, kemiğe, ete, kana bağlıdır. Allah'ın hayatı asla böyle değildir. Allahu Teala ayet ayetil kürsi'de şöyle buyurmuştur. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. El hayy, el kayyum yani hayat ile mevsuf olan demektir. Al kayyum yani var olan, kalıcı olan, başkasına ihtiyacı olmayandır. Bu alemin varlığını, bu alemin kendisini ve içindekilerini yaratan odur. Bu alemin dizaynını belirten odur. Bu varlık aleminde olup biten ne varsa, cisim olsun, amel olsun, iyilik olsun, kötülük olsun, hepsi Allah'ın takdiriyle, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ilmiyle, Allah'ın yaratmasıyla olur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed'e olsun. Salat ve selam kainatın efendisi olan Muhammed Efendimiz'e, eline ve ashabına olsun. Bu kitap, itikad, şafi mezhebine göre taharetten hacca kadar fıkhi meseleler, ve bir kısım muamelet, hükümleri gibi her mukellefin bilmemesinin caiz olmadığı zaruri bilgilerin çoğunu kapsayan muhtasar bir kitaptır. Bizim dinimizde ilmi öğrenmek her mukellefe farzdır. İmam Bayhakir'in rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Talabul ilmi 'ala kulli muslim. İlmi öğrenmek her Müslümana farzdır. Ama hangi ilmi öğrenmek her Müslümana farzdır? Hangi ilim? İlim çok geniştir. Hiçbirimiz bu ilmi bitiremez. Ama bu geniş olan ilimden bir bölüm var. Bu bölümü öğrenmek her ergelik çağına girmiş, akıllı Müslüman olan herkesin öğrenmesi gereken bir bölümdür. Buna Farzu Ayn ilmi derler. Bu elimizde olan kitap kısa ve öz bir şekilde hazırlanmış bir kitaptır. İçinde her sorumlunun, her mukellefin öğrenmesi gereken konuların çoğunu kapsar. Akaid bölümünden, taharat ve namaz bölümünden, oruç, zekat ve hac bölümünden, alışveriş hükümlerinden önemli olan konular bulunmaktadır. Ayrıca bunlarla beraber kalbin günahları ve dil gibi organların günahlarının beyanı da içermektedir. Dikkat ettiyseniz kalp ayrı ve organlar ayrı yazılmıştır. Çünkü Arapça dilinde kalbi ayrı tutuyorlar. Yani o organlardan saymıyorlar. Yedi tane organ var artı kalp. Bu şekilde sayıyorlar. Bundan dolayı burada bu şekilde e, kalbin günahları ve dil gibi organların günahları diye geçmektedir. Kalbin ve diğer organların dil, el, karın, göz, kulak, ayak, beden vesaire bu organların günahların çoğu bu kitap bu kitapta bulunmaktadır. Ve bu kitabın sonunda günahlardan sonra tevbe bölümü geçmektedir. Yani bir kimse günah işlerse bunu günahından nasıl dönecek diye bir kimse dinden ayrılmışsa, imanından olmuşsa İslam'a nasıl dönecek diye bu kitapta bulunmaktadır. Kitabın aslı Hadramaut bölgesinin fakihlerinden olan Abdullah bin Hüseyin bin Tahira e aittir. Yemen, Hadramaut bölgesinde yaşamış bir zat var. Adı Abdullah bin Hüseyin bin Tahir. Bu kitabı o yazmıştır. Ama daha sonra kitaba birçok faydalı mesele ilave edilmiştir. Yani Şeyh Abdullah Harari bu Şeyh Abdullah bin Hüseyin bin Tahir'in kitabını aldı. Bazı şeyleri eklemiş, bazı şeyleri silmiş ve bazı meseleler var. Mezhepte daha güçlü olduğu için değiştirmiştir. Zayıf olan görüşleri aldı, güçlü olan görüşleri kattı. Bununla beraber tasavvuf konusunun zikredildiği bölüm kaldırılmış ve konu dışına çıkmadan bazı ibareler değiştirilmiştir. İmam Abdullah Harari bu kitapta aslında tasavvuf bölümü var. Bu kitaptan çıkarıp ayrı bir kitap olarak hazırlamıştır ve buna az önce söylediğimiz gibi bazı ilaveler eklemiştir. Ayrıca kitapta zayıf görülen bazı görüşler şafi fakihlerinden olan İmam Bulqini gibi alimlerin tercih ettiği görüşler ile deştirilmiştir. Şimdi her mezhepte mertebeler var. Bu kitabın aslını yazan Şeyh Abdullah bin Hüseyin bin Tahir Şeyh İbni Hacer Heytemi'den fetvalar almıştı. Ama Şeyh Abdullah el-Harari ne yaptı? İbni Hacer el-Heytemi'den daha üstün zatların görüşlerini aldı ve bununla değiştirilmiş şayet fark varsa. İmam Bulqini gibi, İmam Bulqini görüş sahipleri mertebesinden bir zattır. Yani İmam-ı Şafi'nin mertebesinden sonra gelen ilk mertebede e, olan İmam-ı onun görüşlerini aldı. İmam-ı Bulqini, İmam-ı Ramli, al gazali gibi zatlar bunlar ikinci mertebede olan alimlerdir. Birinci mertebe zaten mezhep kurucusu olur. İmam-ı Şafii gibi buna müçtehid mutlak, mutlak müçtehid yani Kur'an'dan, hadislerden fetva alabilecek seviyeye gelmiştir. Ondan sonraki mertebede görüş sahipleri. Bunlar Kur'an'dan, hadisten değil de Mezhep kurucusunun fetvalarından hüküm alabiliyorlar. Bunlar da müçtehid ama çoğu mutlak müçtehid değiller. Üçüncü mertebede ise tercih sahipları. Bunlar da ikinci mertebede olan alimlerin görüşleri arasında ihtilaf varsa bu üçüncü mertebede olanlar hangisi daha güçlüdür diye, hangi görüş daha üstündür diye onu arıyorlar. Dört i̇mam ı nevi gibi, i̇mam ı rafi gibi bunlar üçüncü mertebede olanlardır. Dördüncü mertebe ise nakale, nakleden kişiler. Onların görevi üçüncü, ikinci mertebede olanların görüşlerini bizlere aktarmaktır. i̇bn Hacar el heytemi gibi, ansari gibi. O zaman bu kitabın sahibi, asıl sahibi i̇bn Hacer'in görüşlerini alırken Şeyh Abdullah el-Habeşi el İbni Hacer'den daha üstün alimlerin görüşlerini alıp buraya aktarmıştır. Bu kitaba Allah rızası için niyet ederek özen göstermek gerekir ki kişinin ameli kabul edilsin. Kişi ilmi öğrenmeden namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, husul nasıl alınır, oruç nasıl tutulur, hac nasıl yapılır, öğrenmeden razgele gele bu ameli işlerse bu amel geçersiz olur. Kişi ameli sağlam geçerli olabilmesi için muhakkak ki bu kitabın içindeki bilgileri öğrenmek zorundadır. Kitaba Muhtasar Abdullah el-Harari el-Kafil bi'ilmi dini daruri adını verdik. Yani farzu'ayn ilmini, zaruri olan ilmini kapsayan Abdullah el kitabıdır diye adı verilmiştir. Muhtasar yani kısa ve öz. Geniş değil. Bunun daha genişi var. Onun da daha genişi var. Onun da daha genişi var. İlim bu şekilde mertebe mertebe alınır. Muhtasar yani sözleri az ama manası derin olan bir kitaptır. Bu kitabı bitiren kimse bir Allah'ın izniyle farzuayn ilminin çoğunu almış olur temyiz ehlinden yani hak ile batıl arasındaki farkı bilebilecek seviyeye gelmiş olur. Bu kitabı bitirdikten sonra aldı, anladı, gerekirse ezberledi. Bunu aldıktan sonra ondan daha üstün seviyedeki olan kitaba başvurabilir. Onu da bitirdikten sonra başka kitaba, daha üst düzeyde bir kitaba girebilir. Bazı kişiler bu zamanda Kendini alim sanarak derece derece çıkmıyor. Gidiyor imam, Eşaf'ın kitabını açıp ve kendince hüküm almaya çalışıyor. Ve birçok durumda yanlış anlayarak hükümler verenler oluyor. Yanlış davrananlar oluyor. Neden? Çünkü daha birinci kitabı bitirmeden en üst kitabı okumaya çalışıyor. Hayır. İlim, bu şekilde alınmaz derli Müslüman kardeşlerim. Derece derece, kitap kitap, seviye seviye. Aynı ilkokul gibi. İlkokula giden öğrenci kalkıp üniversite kitabı verirlerse çoğunu anlamayacak. Daha okumayı öğrenmeden üniversite kitabını okursa okuyamaz zaten. Okumayı öğrenmiş diyelim. Ama bilgisi ne kadar olur? Seviyesi ne kadar? Allah'ın seviyesi ne kadar olur? Ona göre okulda ona dersler verirler. Din ilmi de böyledir. Derece derece alınmaktadır. Ve tabii ki alimlerin çoğu yaptığı gibi ilk önce akaid bölümüyle başlamaktadır. Çünkü akidesi bozuk olan bir kimse yapmış olduğu bütün ameller geçersizdir. Bütün amellerin aslı ilk şartı sayah olmasının geçerli olması ilk şartı akidesi sağlam olmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Afdalul a'mali imanun billahi ve rasulih. Amellerin en faziletlisi, en hayırlısı, en üstünü Allah'a ve Allah Resulüne iman etmektir. Akidesi bozuk olan bir kimse, inancı bozuk olan bir kimse, kendince ne kadar namaz kılarsa kılsın, ne kadar oruç tarsa tutsun, ne kadar sadaka verirse versin ondan kabul olunmaz. Bütün hayli amellerin sahih olmasının birinci şartı kişinin imanı, akidesi, inancı sağlam olmasıdır. İmam Abdullah Harri der ki, zaruri olan etikat bilgileri, yani her Müslümanın bilmesi gereken ve etikadla alakalı olan, inançla alakalı olan bilgiler. Her mukellefin İslam dini üzerinde olması. Birinci mesele, akıllı, ergelik çağına girmiş ve İslam davetini duymuş olan her kimsenin Müslüman olması şart. Bu şartlarda olup da Müslüman olmayan bir kimse kıyamet gününde ebediyen cehennemde kalır. Bu dinde daima sebat etmesi. O zaman birinci mesele, mükellef olan her kimsenin Müslüman olması ve İslam dininde ölünceye kadar kalması da farzdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Estaizu billah ve la tamutun illa wa antum muslimun. Yani ancak ve ancak Müslüman olarak ölünüz. Allah bunu bize emir olarak buyurmuştur. Yani akıllı İslam davetini duymuş, ergili çana girmiş herkesin Müslüman olması ve İslam'da ölünceye kadar kalmasına emir buyurmuştur Allahu Teala azze ve celle. Başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Wa budi rabbeke hatta yetiyekel yakin. Yani ölünceye kadar İslam üzerinde kal ve Allah'a ibadet et. Ayete geçen yakin yani ölümdür bazı sapıklar tarikatçı olduğunu, sufi olduğunu iddia ederek kendisi ne tarikatçı ne sufidir. Milleti sırf kandırmak için bunu iddia eden bazı kişiler var. Haşa diyorlar ki ayette geçen yakın bir mertebedir. Biz de bu mertebeye ulaştık. Artık ayette geçtiği gibi yakın mertebesine ulaşana kadar ibadet et. Biz o mertebeye ulaştık artık ibadet etmiyoruz. Ne namaz kılıyorlar, ne oruç tutuyorlar vesaire. Bu bir kandırmadır. Kesinlikle öyle bir şey yok bizim dinimizde. Kainatın efendisi, baş tacımız, gözlerimizin nuru Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ölünceye kadar ibadet etmiştir. Yani kendilerince onlar o mertebeye ulaştılar da Peygamber Efendimiz o mertebeye ulaşmadı mı? Bu haşa bir saçmalıktır ve dalalettir bu. Kesinlikle aklı başında, ruhu bedeninde olan kimsenin olduğu sürece muhakkak ki, ibadet etmek zorundadır. Öldüyse bitti, deli olursa bitti ama aklı başında, canı bedeninde olduğu sürece ibadetlerle mükelleftir. Bunlar sadece milleti kandırmak içindir. Namaz kılmıyorlar. Allah Resul olduğu zaman niye namaz kılmıyorsunuz? Biz o mertebeye ulaştık. Artık görevimiz iç görevidir ama dış görevi namaz, oruç gibi o size aittir diyorlar. Ve onlar da muridlere inanıyorlar. Neden? Çünkü muridleri gerçek ilmi almadılar. Cehalet üzerine büyümüşler. Aynı bir kimse bir apartman yapacak. O da suyun üzerine yapmış bu apartmanı. Yani boş olur. Onların da temeli olmadığı için hoca'nın yanında oturuyorlar. Hoca yoğurt, süt, siyahtır derse hoca daha iyi anlar diyerek doğru söylüyor diyorlar. Bunları kesinlikle öyle eğitmişlerdir. Yani hoca ne derse odur. Onlara göre sanki hoca bir peygamberdir. Hata etmez, yanlış etmez. Öyle deme diyorlar. Çarpılırsın. Öyle bir şey yok ya. Bizim dinimizde böyle değil. Ha gerçek alim, gerçek evliyaysa ona karşı gelirsen sana, senin başına gelebilecek şeyler olabilir. Ama bu zaten evliya değildir. Zaten alim değildir. Namaz kılmayan bir kimse, oruç tutmayan bir kimse alim olur mu? Evliya olur mu? Hayır. Bu sadece bir sahtakardır. insanları kandırıyor. Ve üzerine farz olan hükümlerin yükümlülüğünü üstlenmesi farzdır gayri Müslüm olan bir kimse, Yahudi, Hristiyan, putperest, ateist vesaire, İslam'a girmesi, İslam davetini duyduktan sonra akıllı ise, ergeni çağına girmiş ise hemen kelime-i şahat getirerek İslam'a girmesi, İslam dini üzerinde kalması ve Müslümanların üzerine farz olan şeyler de üzerine farz olur. Yani bir Yahudi Müslüman olursa Bizim üzerimize farz olan şeyler neyse üzerine farzdır. Yok bu yeni İslam'a girmiş namaz kılması farz değildir veya oruç tutması farz değildir diye bir şey yok. Müslüman olduğu andan itibaren Müslümanlara haram olan şeyler nedir? Ona da haram olmuş. Müslümanın üzerine farz olan şeyler nedir? Üzerine farzdır. O da Müslüman oldu artık. Artık eskisini, mazısını, öncekini unutalım artık. Artık Müslüman bir kardeşimiz olmuştur. Bu ergelik çağına girmiş akıllı İslam davetini duyduğu anda duyduğu anda o andan itibaren artık sorumludur. Yani ona düşünsün diye araştırsın diye soruştursun diye muhlet verilmez. İslam davetini kelime-i şehadeti duyduğu anda hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman olması şarttır. Duyduktan 10 dakika sonra ölürse kelime şak ettirmediği için sorumludur ve ahirete cehennemde olacaktır. Ve İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Benil Mustalak diye bir, bir kabile vardı. Onlara haber göndermiş Müslüman olsunlar diye ve ardından onlara saldırmıştır. Yani onlara mühlet vermemiştir. A saldırmıştır onlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her halukarda bilinip inanılması farz olan şeylerden biri kelime-i şehadettir. Bu kelime-i şehadet bizim dilimizde onun çok büyük bir yeri vardır. Tevhid kelimesi mübarek bir kelimedir. Bu tevhid kelimesi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tır. Bunun İslam'a kişi bununla girebilir gayri Müslim olan bir kimse ancak bununla İslam'a girebilir. Bu kellefin kafir ise anında değilse de namazda kelime şahadet söylemesi farzdır. Gayri Müslim olan bir kimse Müslüman olabilmesi için bu kelimeyi söylemesi farzdır. Namazda yine biliyorsunuz tahayyeti okuyoruz ya namazın sonunda. Şafi mezhebine göre bu tahiyyeti okumak da farzdır. Yani namazın sahih olması için gereklidir ve gayri muslim olan bir kimsenin Müslüman olabilmesi için de gereklidir. Vallahu alem ve ahkem subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve rabbil alamin.